Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Taichung'dayım. Bugün yapacak hiçbir şeyim yoktu. Şu an saat öğlen 2:30 falan. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ne yapacağımı da bilemedim. Dün de zaten maçı kaybettik. Keyfim çok yoktu açıkçası. O yüzden bir şehire çıkayım dedim. Bir yerlerde gezeyim. Bir kafayı dağıtayım dedim biraz. Belki moral olur. Hava da çok güzel. 34-35 derece falan. O yüzden bir çıktım random, hiç plan yapmadan Taichung Park'a geldim. Çok güzel, yemyeşil bir park. Dağlar, bayırlar biraz uzak, deniz falan. Hani gitmek biraz sıkıntı. O yüzden bütün günümü de öyle geçirmeyeyim, öldürmeyeyim dedim. Biraz keşif yapayım sağda solda dedim. İnsanlar gelmişler. Bugün burada zaten de yakınlarının mezarlarını temizlediği, dualar ettiği falan. İşte dini bir gün, kutsal bir gün yani. Ben de geldim şimdi Taichung Park'tan. Şurada harita üzerinden yerel bir pazar keşfettim. Saat öğlen 2:30, daha hiçbir şey yemedim. İnsanlar burada gelmiş, etrafta görüyorum, yiyeceklerini almışlar, piknik yapanlar vesaire. Güzel, keyifli görünüyor bayağı. Arkamda görüyorsunuz zaten. Ondan sonra şehrin içinde yemyeşil kocaman bir park. Güzel yapmışlar bayağı. Gece de ışıklandırmışlar buraları. Akarsular falan var parkın içinde. Her neyse, bu yerel pazarlardan ara ara görüyordum. Her gün de olmuyor. Şimdi bir gidelim orada. Hem yiyecek bir şey var mı? Karnımızı doyuralım. Bayağı açım. Hem ne yapıyorlar bu pazarlarda? Neler var, neler yok? Bir onları görmek istiyorum. Yani bugün açıkçası spontane bir şekilde kalkacağız. Oradan oraya gezeceğiz, yürüyeceğiz. Oturacağız, yemek yiyeceğiz. Değişik yerleri ziyaret edeceğiz. Tamamen spontane bir gün yapacağız. Bu vlog da böyle olsun bugün. Hadi gelin başlayalım bakalım. Neler yaşayacağız, hep beraber deneyimleyelim. Şu ortada göl gibi bir yer var. Etkinlik yapıyor millet orada. Dur bakayım, bir oraya gideyim. Çok güzel görünüyor. Ayık mayık bir şeyler kiralıyorsunuz. Öyle aktivite yapmışlar. Parkın ortasına gölet. Gölge buldum. Gölgeden yürüyorum. Bayağı bir sıcak bugün hava. Cold short giydiğime bile ufaktan bir pişman oldum yani. Kalabalık da her yer. Oo, arabanın kaplamaya bak. Enteresan. Vallahi inanılmaz açım. Neler yiyeceğiz acaba bilmiyorum. Pazara oldukça yaklaştık burada. Bir yer var çorbacı gibi. Birazdan hal gibi böyle bir yerin içine gireceğiz. Çocuğun yediği güzele benziyoruz. Ooo, millet sıra bekliyor. Ne var burada? Pardon. İnanılmaz güzel koktu ya. Ne yesek? Burada bir noodle atarım. Can I have fuzu noodles? Yes. Evet arkadaşlar, pazara girer girmez bir yerde şimdi bir şeyler atıştırayım dedim. Bir noodle'cu gördüm hemen. 50 NT'ye bir noodle yiyeceğiz. Yani 28 lira falan. Bir noodle yiyeceğiz. Balık köftesi diye biliyorum. Hmm.
Aynen. Deniz ürünü köftesi. Çok iyi. Alo. Kardeşim çirkinliğim ya. Ne yok yok, şu an yerel bir pazara girdim de burada noodle söyledim. Noodle geldi. Yanında deniz ürünlü bir köfte getirdiler. Çok iyi ya. Evet, seni de çekiyorum. Şu an bölümdesin. Vampirin ayağına bastım onu size. Bağlarım olsaydı zaten 2 haftaydı direkt. Aynen. İnanılmaz güzel bir noodle yedim. 30 liraya. Burada meyveler var. Meyveleri geçelim de bu pazar nerede? Pazarın asıl girişi nerede? Ya da dükkanlar kapalı. He. Dedim ya bugün dini bir gün diye. Herhalde o yüzden kapalı diğerleri. Neyse bir bakayım ben şu navigasyondan da. Çoğu yer kapalı arkadaşlar. Normalde buralar hep full. Pazar alanı. Böyle sıralar oluyor bu restoranlarda. Neyse başka bir gün gelir deneriz yine. Sıkıntı yok. Her yerde olduğu gibi böyle bölge bölge böyle ibadet yerleri oluyor. Böyle güzel kokular. Yakıyorlar, tütsüler falan, dua ediyorlar. Evet, burası da gördüğünüz gibi full kapalı. Normalde buralar dolu. Şurada amca bir şey satıyor. Ne satıyor burada amca? Kurabiye gibi bir şeyler var burada. Aynen. Neyse bir şu içeriden devam edelim bakalım. Ya da bugün belki de öğlene kadar açıktı, bilmiyorum. Şu keki ikidir, üçtür görüyorum. Buranın özel bir şeyi herhalde ya. İçeride de dayı satıyor bunları. Küçük bir dükkan. Bir tane alıp denemek istiyorum. 2009'dan beri diyor. Niha. What is this, baba? Hey. You have small? Small this? Ah. It's too big. What is this? This is same? Huh? This is same? This is good. Ah. The tongfish, okay, I want this. Şunun. It's sweet. Arkadaşlar, en küçüğü çok büyüktü yani. Hem şu an taşıyamam onu. Hem de yiyemem o kadar tatlı şeyi. Ben de şu küçük bizim İzmir'deki boyoza benzeyen bir şeyi aldım. Bilmiyorum yani, amcayla da pek anlaşamadık. Ne olduğunu bilmeden aldım da. Burada bir mağaza var, 1927'den beri diyor. Ölmeden karşıya geçersem görebilirim belki. Neymiş burası? 1927. Evet, böyle aksesuarlar, kitaplar da 1927'den beri mi varmış burası? Yalnız buradan enteresan bir hediye çıkabilir ha. Şurada özel stickler falan var. Neyse bir şunun tadına bakalım şuradaki bankta. Şunu bir deneyelim bakalım şurada hemen. Açız zaten. Şöyle bir milföyümsü bir formu var. Ben bunu yiyince fena susayacağım ama tadı çok güzel. İyi ki almışım valla. Çok tatlı değil. İçinde bir marmelat var. Hamurun tadını da çok güzel alıyorsun böyle. Nasıl diyeyim? Kıtır böyle köy böreklerinin yufkası gibi tadı. Biraz da şeyi andırdı bana şu an. Çocukken çiğ kurabiye hamurunu yerdik ya, tatlı tatlı. Ona benziyor tadı. Ben bayılırdım ya. Her yere döktük ama kuşlar yer artık. Bayağı güzelmiş.
dürümcüden pek bir iş çıkmadı. Arkamdaki o size bahsettiğim yer de kafe, hem de işte bir şeyler satan bir yermiş böyle. Çok bir özelliği yoktu yani, hiç girmedim bile. Şimdi o size bahsettiğim tarihi dondurmacıya doğru gidiyorum. Şimdi bu gittiğimiz dondurmacı çok ünlü ama asıl ünlü olmasının sebeplerinden bir tanesi bu binanın 100 yıllık olması ve daha önce Tayvan'ın veya Taichung'un emin değilim en büyük göz kliniklerinden biriymiş. İnternetten okuduğum kadarıyla. O yüzden bir de 60 küsür çeşit dondurmaları var. Çaylı dondurmaları çok meşhurmuş. Bir gidelim bakalım, hep sıra oluyormuş önünde. Tadına bakalım, görelim. Binanın içi çok güzel görünüyordu. Ve binanın resepsiyonunda, girişte yani kasada böyle bir dekorasyon var duvarın üzerinde. Ve o dekorasyonda tamamen kırılan porselen tabakların birleşimiyle sanatsal bir çalışma yapılmış. O da çok ünlü aynı zamanda binayla ilgili. Şimdi bir gidelim, canlı canlı görelim, bir de dondurmasını deneyelim. Şurada bir sıra var ama o bina olduğunu düşünmüyorum. Orası biraz daha kahveciye benziyor. Kahve de severiz. Özel bir şey varsa deneriz. Aa yok, burası. Burası galiba arkadaşlar. Burası ne ya? Soralım. 72 diye bir yer. Sıra buysa dondurmacının, ben bu sırayı beklemem. Nasıl olsa buradayız, geliriz başka bir gün. Bir bakayım da. Yok ya, dondurmacı bu değil. Neymiş abi burası? Dondurma var, pasta var. O var, bu var. Kahve var. Kafe yani, öyle wow bir durum yok şu an görünen. Fotoğraflarını koyarım. İlla ki vardır. Ama abi buradaki insanlarda böyle bir durum var. Yani eğer bir şey, mesela bugün evden çıktık değil mi? Ne yapacağız? Burada kahve içeceğiz, bir şey yiyeceğiz. Burada 3 gün sıra olsun, 3 günde beklerler. Burası da böyle eski usul bir eczane gibi arkadaşlar. Evet. Niha. Evet, burada ilaç şişeleri falan. İlgimi çeker böyle şeyler bayağı. Eski usul. Şişeler mişeler. Güzel. Abinin de eczanesi var böyle. Bay bay. Gideceğimiz yere. Burası da böyle su yolu diye geçiyor. Oradan tanıdım zaten. İnsanlar yiyeceklerini alıp böyle sağda solda oturuyorlar. Yukarıdan aşağı doğru böyle gidiyor burası. Güzel, bayağı güzel. Bir fotoğraf çekeyim burada ya. Şimdi dondurmacı burası galiba. Hemen bakalım haritadan. Arkadaşlar dondurmacı arkamdaki yer. Gidelim görelim de, sıra var galiba burada. Şimdi şu an benim göğsümden yürüyorsunuz. Kafamdan yürürseniz eğer böyle görüyorsunuz etrafı. Kafa hizamdan. Evet. Çok sıra var ya. En azından bir içeriği görelim. Kurabiyeleri, kukileri de meşhur. Bunlardan sıra beklemeden alınıyor ama tabii bilmiyorum. Çikolataları var. 100 yıllık bina arkadaşlar. Burada bir bağış toplama olayı var galiba. Evet. Ananaslı kekler. Evet. Neymiş? Ha, yukarıda resim. Do you have a restaurant upstairs? You have restaurant upstairs? What is this?
Ha, şu yediğim şeye benziyor. Geleneksel dondurmalar. Üst katta restoran mı var acaba? Can I eat ice cream there? Şimdi dini bir gün olduğu için de dolu olabilir. Üst kattaki restoranda hiç yer yokmuş. Bir gün gelip buradaki restoranı deneriz. Değişik yemekler vardı yani. Tarihi bir bina bir de. Yerler falan da efsane. İşlemeler falan güzel. Arkadaşlar ben bu dondurma sırasını bekleyemem ya. Kusura bakmazsınız. Bir dahakine denerim yani. Bakın sıra oradan başlıyor. Böyle gidiyor. Pardon. Şöyle gidiyor sıra. Burası içecek. Buradan sıra devam ediyor. Pardon. Yani olacak iş değil. Olacak iş değil. Çık 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 çık. Mekanı gördük. Dini olmayan bir gün geliriz artık. Arkadaşlar 400 kişi falan var sırada. Şu start your day with something happy diyen yere bir gidelim bakalım ne diyormuş. Niye böyle bir şey diyor. Binaya şöyle bak dışarıdan da göstereyim. Restore etmişler biraz tabi. Ama genelinde böyle orijinalini tutmaya çalışmışlar. İçerisi de güzeldi. Restoranı merak ettim ben. Restoran nasıl acaba onu merak ettim. Şimdi burada tea shop diyor. Burada da kızarmış tavuk varmış. Güzel. Güzel görünüyor. Güzel görünüyor da bu sıcakta biraz yağlı. Yiyemem şu an. Bu geleneksel ürünleri satan yerler var. Aa, kruvasan falan var, baget. Sarımsaklı ekmeğe benziyor. Donat var. Poğaça, kruvasan. Ürün. Şu ne bilmiyorum. Bence buraya girilir. Soralım. Neymiş? Evet, bunlar Night Market'teki ürünlere benziyor. Domuz kanından yapılan pirinçli kek, tofular, noodle'lar, evet tavuk ayağı var. Değişik bir yermiş. Geleneksel bir yer yani. Şunlardan şu, aynen. Sarımsaklı kızarmış ekmek. Kruvasan. Bu neymiş? Çedar. Cheddar peynirli ekmek. Chinese burrito. Şu Chinese burrito'dan alırım ya. Deep fried spring roll. Şimdi şundan bir tane alacağım. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane Çin burritosu alacağım. Bir tane de şundan alacağım. Rebiş. Şişe. Bay bay. Şimdi şu güzel suyun kenarında az önce aldıklarımı deneyeceğim, yiyeceğim. Bakalım ne aldık hiç ben de bilmiyorum. Kardeşim burası da ana baba günü oldu. Oturacak yer kalmamış. Aşağı doğru gidelim bakalım. Şundan başlıyorum. Sebzeli börek gibi bir şey. Güzel. Rezalet. Yeşil kuşkonmaz suyu. Denk gelirseniz almayın. Arkadaşlar Chinese burrito'yu yiyeceğim şimdi. İçinde ne olduğunu bilmeden yiyorum. O yüzden inşallah garip bir şey çıkmaz. Tavuk, fıstık ezmesi, lahana, havuç güzel. Mükemmel kuşkonmaz suyumla birlikte. Ya ulan sen ne işin var kuşkonmaz suyu alıyorsun? Bir su alsana normal.
siz bunları mı içiyorsunuz dedi. Ben dedi bekleyin dedi. Atın bunları dedi ya. Bayağı susamışım. Mecbur içtim de galiba içemeyeceğim ya. Fıstık ezmesi enteresan bir şekilde yakışmış. Yok ya. Aç olsam belki yerim de. Beğenmedim. Şöyle bir dokusu var. Şimdi bu aldıklarımı içeceği sal, içeceği sayma, içeceği almasam 50 liraya falan alıyorum. Belki biraz daha az. O yüzden 50 liraya yani yenir bunlar açken. Dürüm güzeldi. Chinese dürüm güzel. Börek de fena değil. Sebzeli börek yani. Soğuk olduğu için fena değil. Sıcak olsa güzel de. Neyse. Şimdi bunları atacak bir yer bulacağım. Bir yerden bir su alacağım. Sonra şu tarafa doğru bir yürüyelim bakalım. Başka ne var ne yok. Tayvan'da çöp kutusu bulmak sağda solda zor. Böyle olan çöp kutuları da şifreli kilitlerle kapatılmış. Çünkü inanılmaz bir şekilde geri dönüşüme önem veriyorlar. Gelişi güzel insanlar bütün çöpleri karışık atmasın diye genelde çöp kutuları böyle dükkanlara ait oluyor. Belli atıklar belli yerlere atılıyor. Yol üzerinde o yüzden çok fazla çöp kutusu, hatta çok fazla değil, hiç yok. Böyle elinizde patlıyor. Ama en azından yine etrafta da çok bir çöp görmüyorum açıkçası. Ayçum'un tarihi tren garı. Herhalde en eskisi. Bir bakalım içeriği görmeye çalışalım. Bir şey görebilecek miyiz bakalım. Vallahi kimseye bir şey demeden girdim. Aha pazar var. Aa restoran da var. Nereye girdik böyle ya? Enteresan. Kalabalık da var. Vallahi yanlışlıkla güzel bir keşfe doğru gidiyoruz galiba. Pazar da var. Şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Oradan dolaşıp çıkarız. El işi yapanlar. Neymiş burası, millet sıra bekliyor girişinde. Outdoor ürünler var anladığım kadarıyla. Bu ortaya böyle rayların ahşaplarından oturaklar yapmışlar, banklar. Güzel olmuş. Bu yukarısı da normal tren. Yani böyle vav bir şey yok gibi. Bundan bir tane de İzmir'e yapalım, Sasalı'ya. Değişik bir kaplaması olan bir bina. Onun yanında da çok enteresan bir apartman. Buralardan çıkışımızı yapalım, geçelim karşıya. Böyle insanlar var böyle. Trafik polisi değil bu amca. Böyle yoğun günlerde gönüllü olarak çalışıyorlar. Dayıcım Nihal. Böyle bir yere girdim. Az önce gardan sonra biraz daha alt sınıf bir mahalle. Nasıl söylenir bilmiyorum ki, kibar bir dilleri. Biraz daha böyle şey bir mahalle burası. Biraz daha böyle söyleyemedim Musti, nasıl diyeceğim oğlum ya. Fakir bir mahalle mi diyeyim, ne diyeyim. Biraz daha düşük gelirli topluluğun yaşadığı mahalle herhalde bu bölgeler. Direkt zaten sokakta evsiz insanlar vardı az önce. Biraz daha böyle işte anlatamadım. Geçtik sokağa, geçtik. Neyse.
Bir şehrin gerçek yüzüdür arka sokaklar. Bir kahve içmek istiyorum ya, güzel bir yerde oturup. Kahvemi içtim. Buralarda espresso bulmak da zor oluyor biraz. Güzel turistik bir kafeye denk geldim. Pet shoplar var buralarda baya. Köpekleri kafeslere koymuşlar falan da ben sevmiyorum o işleri. Yasak olması lazım yani. Evet arkadaşlar, başladığımız yere döndük. Artık şunu görmeniz lazım. İnanılmaz güzel bir gün batımı karşıladı beni burada. Gün batımı da tam şu beyaz binanın arkasından gerçekleşti. İyi, güzel yakaladık vallahi. Konuşu burada yapıyorum. Benimle birlikte bugün gezdiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Daha güzel içeriklerle, daha çeşitli videolarla görüşlerinizi bu arada belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yakında tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.